Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. Japonya şirketleri Uyghur meselesi de tallaşkı düş gelmekte. Japonya İktisat Haberleri Doğru'nun haberde bildirilişçe istimalçılar ve meblağ salgıçılar Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk depsendikilik meselesiyle bargan sıra dikkat kılıbatkan bir payette Japonya kündelik durmuş buyumları parçası etiş dökeni Muji akbarat ilan kılıp Şarkı Türkistan paxtısı bilen işlep çıkarılgan kiyim keçeklerinin setişini devamlaştırdığanlıkını bildirgen. Şirketin maliye direktörü bu aktı toxtulup alakadar fikirlerge asasen bu meselini müstakil tekşiriş organlarının tekşirişine havalı kılgallıkını ve temelli sencerede çoğu mesele baykamakallıkını bildirgen. Uyana şirket fakat dihkallar işlep çıkargan alahidi paxtını işildidu. Paxtı bilen temelli güçü uğrun kanun nizamlarına xılaplı kılgan ya ki şirket kaidesine xılaplı kılgan ehval astıda devam kılvatkan soğudunu toxtudu digen. Bugün açılan maliye dokülatı muhbirlerini kütüveli şiğanıda şirket direktörü Satoru Matsuzaki'den kişilik hukuk meselesi doğrusu köp kıtım sual soralgan bolsa mı, o bu meseleden özünü kaçırıp konkret cevap vermegen. Melum buluşça Japonya Tiz Parçiset şirketinin direktörü Tadashi Yanai 8. Mart ötküzülgen maliye dokülatı yığında muhbirlerinin Uyghur kişilik hukuk meselesi hakkındaki suallarına cevap verişini rad kılgan. Bu sebeplik pay bazarda ensireş küçüyüp ertesi mezkur şirketinin pay çeki aldıngı gündekiden 3.13% tövendigen. Angliya Avam Palatası Uyghur irqi qırğınçılığını bekitiş meselesini avazga koymakçı. Angliya Parlamentinin Avam Palatası 22 April Xitayının Uyghurlarga irqi qırğınçılık kılıvatkanlıkını itiraf kılıç doğrusudaki bir xitap namını avazga koyduken. Angliya muhafizatçı gezinin haber kılışı bu xitap namını sunuqçular Avam Palatası'daki her kaysi partiyalardan bolgan 3-2 kısım azanın kollaşığı erişişini ümit kılmaktayken. Eğer bu xitap namı makullansa, Angliya Xitayının Uyghurlarga irqi qırğınçılık kılıvatkanlıkını itiraf kılgan 4. devlet bulup kaldıken. Muhafizatçı gezinin bildirişçe xitap namıda Avam Palatası Şinjang rayonundaki Uyghurlar ve başka etnik, dini, yerlik milletlerinin insaniyetke karşı cinayet ve irqi qırğınçılığı duçar bulvatkanlığı şindu deyilgen. Şunundak, Angliya hükümetinin irqi qırğınçılığının aldığını eliş ehdinamesizdeki mecburiyetini ada kılışı ve başka halkara kanuni vasıtlarını kullanıp irqi qırğınçılığı hatimi veriş talep kılıngan. Haberde eytilişçe, xitapnamenin hükümetini mecburlaş küçü bolması mı, bırak köpsendeki parlament azalarının Xitayını Uyghurlarga irqi qırğınçılık kıldı deyip ayıplışının diplomatik ve ahlaki tesir küçü zor buldukken. Haberde Angliya Avam Palatası'nın irqi qırğınçılık doğrusu kollektif karar çıkarışı az uçuraydıgan ehval bolsa mı, bırak bunun misalları barlıqını Avam Palatası'nın 2016 yılı 0'ye karşı 278 avaz bilen Daesh'nin Yezidilerge irqi qırğınçılık yürgüzgenlikini ilan kılgallıkı tekitlengen. Xitayning Uyghur ziyalilerini derslik kitap üçün cezalışı mutakassislerine hayran kaldırgan. Xitayning CGTN televiziya kanali bu ayının başlarında tarqatkan Kölengedeki Uruş, Şinjan'ın terörlükü karşı görüşüdeki Hırıslar namlıq hüccetli filmde 2003 yıl tarqıtılgan Uyghur Edebiyat Derslik kitabı bölgünçilik, terörlük, aşkulluk idisini tarqıtış bilen ayıplanıp, kitabını tüzüşke katnaşkan ve onunla yetekçilik kılgan Yalqun Rozi, Vahitcan Osman, Abdurazak Sayım, Sattar Savat Katarlık Uyghur ziyalilerini ve mesul kadırlarını cevapkarlıkı tartkan. Halbuki Xitay dairelerinin bu derslik kitap için Uyghur ziyalilerini ve kadırlarını uzun yıllık kamakka ve keçiktirip ölüm cezalarına hüküm kılışı bu vakanın en paciyelik noktasıdır. Bu film 2. April ilan kılınıp arkadılla atılmış Uyghur Abnumraylık Yukarı Sot Sabık Ma'arif Naziri Sattar Savat'ın 2 yıl keçiktirilip ölüm icra kılışı buyurulgallıkını ilan kılgan. Küzetküçüler 21. əsrde bir derslik kitabının mezmunu bilen bu kitabın tüzüşke katnaşkan Uyghur ziyalileri ve mesul kadırlarının mezkur derslik kitap sebeplik televizyonlarına çıkarılıp atılmış cinayetini ihrar kıldırılışı, uzun yıllık kamaklı hüküm kılınış ya ki ölümge buyurulıştak iğir cezalarına duçar buluşu otursuzdaki mantıkını düşünüşte kıynalmakta. Bu kitap 2003 yıl tarqıtılıp Uyghur okuguçularına 13 yıldak derslik kılıp ötülgen. Bırak küzetkücülerine hayran kaldırganı Xitay'nın bu kitabını emdi götürüp çıkıp radikallık, bölgünçilik ve terörlükü bağlaşıdır. Reyhan Esad'ın eğitişçe Şarkı Türkistan'da bu kitabının tasdiqsiz dersli kılıp ötülüş mümkünçiliki yok iken. O sözde mundaqtaydı.
Dərslik kitabları məylə Xitayda yəki Amerikada bolsun hər vaqt qaydiləşdirildi. Dərslik kitablarını ondaq asan təsdiqləməydi. Onun təsdiqləniş cəryanımı vaqt alıdı. Bu kitabını Xitay rejimi özü təsdiqləğan. Mən şunu eytimən ki, basturuş səbəblik həmmə nərsə qanunsızlıq, bölgünçilikə, qutratqılıq qılışqa aylandı. Bu kitabını burun onlarının özü təsdiqləğan. Bu bir paket, əmdi burulubla bu nərslərini bayqıdı oxtaydı. Eğer bu mantiqi bilen bolsa, Xitay rejimi özünün Xitay tili ma'arifidimi nurg'un masalalarini bayqaydi. Xitayning ko'langidagi urush Xinjiangning terrorlikka qarshi kurashidagi xirislar nomli filmida darslik kitobidagi 7 qizlarimning hikoyasi va 1940-yillardagi sobiq Sharq Turkiston Jumhuriyatining oxirgi rahbari Ahmadjon Qosimining rasmi bo'lgunchilik, terrorlik, oshqunlikning dalili deb ko'rsatilgan. Filmda darslik kitobidagi Uchturpon xalqining 1765-yildagi Manju cheriklariga qarshi kurashida qurbon bo'lgan 7 qizning hikoyasidagi Manju askarlari degan so'z Xitoy askarlariga o'zgartirilib, uningda Xitoy askarlariga qarshi urush targ'ib qilingan deb ayblangan. Filmda yana Ahmadjon Qosimining maydistiki Sharq Turkiston Jumhuriyatining oy yulduzlik ordenimi bo'lgunchilikning ifodasi deb ayblangan. Halbuki bu Cumhuriyet Xitay reisi Mao Zedong tarafından 1949-yılı Jungo Demokratik İnkılabının bir kısmı deb elan kılıngan idi. Amerika'daki uyğurşunas George Washington Üniversitesi'nin profesörü Sean Roberts'ın eğitişçe Xitay'nın Manju İmperiyesini Xitay deyişi doğru tarifleş emezken. O mündaq dedi, Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'ı əzəldən tartıp Xitay'nın bir parçası deyişi onun izgil təkidləb gelgen tipik meydani. Bulupmu Xitay rejimi Manju İmperiyesi Xitay degenini bək təkidləydi. Bırak bundaq deyiş bəkmi toğru emez. Lekin Sean Roberts'ın eğitişçe Xitay'nın Uyğur dərisli kitabını tartıp çıkıp, onun müalliflerini cazalışı onunla bək hayran kalırlıq tuyulmağan. O bunun səbəbini düşündürüp, Xitay rejiminin yıqınqı 5 yıldan beri Uyğur mədiniyetini şeytallaştırışını nəzərdə tutqanda, bu mağa bək hayran kalırlıq tuyulmadı. Elbette bu bək əbsuslanarlıq iş. Çünkü bu hükümet niminin ağdırmacılık işgallikigi bolgan çüşençisinin vazgeçmegallikigi Uyghur medeniyetigi devamlıq bir cinayet ifadesi süptede hücum kılıvatkallıqını körüstüdü, dedi. Yazgıcı Yalqın Rozi Uyghur derslik kitabını tüzüş ve tahrirleşke katlaşıp 15 yıl kesilgen Uyghur ziyalilerinden biri. Onun Amerika'daki oğlu Paaliyacı Kamal Türk Yalqın'dan eğitişçe Xitay'nın teşviqat filmede nurgun nersler çenip kalgan. O Yalqın Rozi Katarlıqlarının 2018-yılı 1. ayda sotlanğanlıqı Xitay'nın dərslik kitap doğrusudaki hikayeni bir yıldak vaqt sarıp kılıp toqıp çıkanlıqını bildirdi. Xitay Şarkı Türkistan'daki çoğun tutkundu hizmet görsetken oğrun ve şahıslarını mukapatlıqan. Xitay Baş İşçiler Uyuşması 13. April uxturuş elan kılıp, Şarkı Türkistan'daki çoğun takip ve tutkundu hizmet görsetken 2 oğrun ve 6 şahıske 2021 yıllık 1. May emgek mukapati ve avantgard emgekçi namı bergen. Məlum buluşça bu yıllık mukapatlaşta Xitay'nın memleketlik cemaat xavupsizlik sistemisindeki 4 oğrun ve 17 şahıs 1. May emgek mukapatığa 14 oğrun avantgard emgekçi namıga layık görülgen. Bu mukapatlaşta 1. May emgek mukapatığa Xitay miqyasındaki 4 oğrunun 1 ve 17 şahısının 4'ünün Şarkı Türkistan'dan buluşu, bulup mu onlarının 3'ünün Uyğur buluşu dikkat kozgan. Küzetküçüler Şarkı Türkistan'daki yukarıqı 1 oğrun ve 4 şahısının 2017 yılı başlanan çoğun tutkunda aktif rol oynayanlıqını ilgiri sürgen. Halbuki Xitay'nın bu mezgildeki bastırışı Amerika, Kanada, Gollandiya Katarlıq devletler tarafından irki kırgınçılık tep ilan kılındı. Atalmış Şinjan haberleri doğrudan bildirişçe 50-80 öylük Çigra Tekşürüş Ponkiti, Börtala Şehirlik Sakçı Darısının Muavin Başlıqı Abdurrahim Yunus, Cinnahilik Sakçı Darısının Muavin Başlıqı Aman Rehim, Kaşkar Konuşehir Nahiye Taşmalık Sakçıxanısının Başlıqı Toxtacı Mehmet Rusun Katarlıqlar 1. May Emgek Mukapatığı erişken uğrun ve şahıslar bulup, Kaşkar Vilayetlik Alahide Sakçı Etretinin Alahide Uruş Kılıç Baş Etreti bolsa Avangard Emgekçi namığı erişken. Kelecek Partisi imza toplaş faaliyetini devamlaştırmakta. Kelecek Partisi Xitay-Türkiye arasında imzalanan cinayetçilerine ötküzüp biriş kelişiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ye kelişigi karıştırış maksadı təşkilligen imza toplaş faaliyetini devamlaştırmaktan bulup, 14. April Kelecek Partisi'nin muavin reisi Abdullah Başçı bilen Konya Şöbü reisi Hasan Akici Konya'daki imza toplaş uğurlarını közdün keçirip, muhbirlerini kütüveliş yığını açıqan. Yığında Abdullah Başçı söz kılıp, Şarkı Türkistan halkı Xitay tarafından kırgın kılınmatkan bir payette, Türkiye hükümeti Uyghur qırındaşlarımızga iyi bolmadı. Kelecek Partisi Şarkı Türkistan halkının avazı buluşunu devamlaştırdı, diğerlerini bildirdi. Akbarat ilan kılış yığında yana Hasan Ekici söz kılıp, cinayetçilerini ötküzüp beriş kelişiminin Türkiye parlamentiga kirişigi karıştırış maksadı
aldıngı qatım 10 000 kişilik imza toplaganlıqını, imzanın yeterlik bolmaganlıqını közde tutup 1 milyon imza toplaşqa tirişip atqanlıqını, Uyghurlar baştan geçirip atqan iğır küllerini teşkilat munberlerde devamlıq kün tertipke äkilidiganlıqını bildirdi. Akhbarat elan qilish yig'iniga qatnashgan Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi Konya shobasining raisi Abdul Ahad Udun so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan terror siyosatlarini qisqacha tanishtirdi. Hamda Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini ta'kidlab o'tdi. Amerika istihbarat dokulati Xitoy Amerika uchun eng chong tahdid. Amerika Devletlik İstihbarat Direktörlüğü 14 April Amerika Parlamentiga yıllık istihbarat dokulatı yollab, Xitoyning Amerika üçün tehdit ikenligini bildirdi. New York vaqti gezisinin aşkarlaşça dokulatı Xitoyning künsiri küçüyüvatkan təsirini kengaytiş urinishi Amerika üçün en çoğun tehditlerinden biri ikenligi görüsülüb, Xitoy bilen Rusya payda qılıvatkan devlet bihatirlik tehditi doğrusunda agahlandırgan. Dokulatı Xitoyning yer şarivi küç buluşku urinishi tehditler tizimlikedeki birinci urinini ilgiligen bulup, Rusya, İran, Şimali Koreya 2-nji o'rinni tutgan. New York vaqti gezining aytishicha, dokulatda Amerikaning Rusya yoki Xitoy bilan harbiy to'qunish yuz berishi oldin faraz qilinmagan bo'lsa-mu, biroq istihbarat urushlari, tor hujumlari va yer shari xarakterlik ta'sir doirasi talashish raqobatlarining keskinlashadiganligi ta'kidlangan. Dokulatda Xitoy har qaysi sohalarda bo'libmi, iqtisodiy, harbiy, texnologiya sohalarida Amerikaga xiris qilayotgan va xalqaro qoidalarni o'zgartirishga urinayotgan bir raqobatchiga aylanmoqda deyilgan. Dokulatda aytilishicha, Xitoy Amerikaning ittifoqdoshlari bilan bo'lgan munosabatiga qarshilik qilish strategiyasi qo'llanmoqda ekan. Shundaqla yuqumga qarshi turishdagi muvaffaqiyatidan foydalanib, o'z tizimining atalmish afzalligini bozorga solmoqda ekan. Tayvan masalasi xalqaro qiziq nuqtaga aylanmoqda. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika hukumatining vakillar o'miki Tayvanni ziyorat qilishga boshlagan bir paytda Xitoy buningga qarshi Tayvan bo'g'izida ras o'q etish manevri boshlamoqchi bo'lgan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerikaning bir necha yuqori darajalik amaldorlari 14 aprel Tayvanga ziyorat kelgan bo'lib, Xitoy Guangdong dengiz ishlari idorasi Tayvanning g'arbiy janubidagi dengiz tabaligida ras o'q etish manevri o'tkazilganligini e'lon qilgan. Xitoyning Guangdong dengiz ishlari idorasining ogohlantirish so'zida bildirilishicha, 15 apreldan 20 aprelgacha Xitoyning janubiy Xaynan orolidagi Nanping taqim orolida 6 kunlik ras o'q etish manevri o'tkazildi ekan. Manevr har kuni atigan soat 8 dan kech soat 6 gacha davomlashdi ekan. Chorshanba kuni Amerikaning sobiq kengash palata a'zosi Chris Dodd, ikki sobiq tashqi ishlar ministri Richard Armitage va James Steinbergdan tarkib topgan g'ayri-rasmiy vakillar o'miki Taybeyga yetib kelgan. Reuters agentligi Aqsaray amaldorining so'zini naql keltirib, Tayvan ziyorat o'miki prezident Baydenning Tayvan demokratiyasi uchun bergan va'dasini amaliyalashtirishdagi bir signal edigan. Tayvan prezident mahkamasi e'lon qilgan xabarga asoslanganda, Sayyingvan bugun atigan soat 10 da Bayden avatgan vakillar o'miki bilan ko'rishgan. Tayvanning Jilong shahar boshlig'i Lin Changyou bu haqda to'xtalib, prezident Bayden Tayvanga avatgan vakillar o'miki Tayvan munosabati qonuni ma'qullanganligining 42 yilligini xotirlashda favqulodda ahamiyatga ega bo'lib qolmay, yana Tayvan bilan Amerika o'rtasidagi do'stlikni texnik kuchaytirdi degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy yaqinda Tayvanga qaratilgan qurolliq parokandachilikni kuchaytirgan bo'lib, har kuni digidak Tayvanning havo mudofaa farqlandirish rayoniga bir necha harbiy aeroplan avatgandan boshqa, 4-oyning 5-ida Xitoyning Liaoning nomli aviamatkisi Tayvan atrofidagi dengizda mashq o'tkazgan. Xitoy taraf yana Xitoy dengiz armiyasining plan bo'yicha bu xil manevrni doim tashkillaydiganligini bildirgan. Turkiyada bir kun ichida yuqumlanuvchilar 60 mingdan oshib ketdi. 14 aprel Turkiya Jumhuriyati Sahiya ministri Fahrettin Koca bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 62797 ga yetganligini e'lon qildi. Ministrning ma'lumotiga asoslanganda Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 310420 kishi tekshirilishi orqali yangidan 62797 kishining yuqumlanganligi aniqlangan. Nöbette 2802 kişi doktorxonada bo'lib, bir kun ichida yana 279 kişi qaza qilib, 34734 kishining salomatligi asliga kelgan. Turkiyada Xitoy virusi tarqalishga boshlagandan beri salomatligi asliga kelganlar jami 3,480,000 ga, qaza qilganlar 34734 ga, kesili ig'ir bemorlar 3018 ga yetgan.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayet ki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah tapşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmetleşlerime köptün köp rahmet edin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.